Evet, bir üdüm hikaye köşemize geldik. Bugün bu hikayeyi bize yollayan Sümeyra Hanım'ın başından geçen hadiseyi hikaye olarak aktaracağız inşallah. Hikayemizin başlığı, bu da bizim hikayemiz. Siz hazırsanız sizin öykünüzü, mağdurların öyküsünü anlatmaya devam edeceğimiz bir üdüm hikayeyle devam ediyoruz. Sahte darbe girişiminden sonra işini, kariyerini ve yılların emeğini bir gecede ne yazık ki kaybetmişti. Sahip olduğu ya da kendisine ait olduğunu zannettiği her şeyini, cümle sevdiklerini bir gece vakti terk etme kararı almış ve hızla ülkesinden çıkmıştı. Diyar diyar gezmek zorunda kaldığı, tutunacak bir dal aradığı demler o zamanlar o kadar çoktu ki. Resmi oturum izinleri almak, iş bulmak, başını sokacağı bir ev bulabilmek, en azından çocukları kabul edecek bir okula kaydettirebilmek gibi işler için çırpınıp duruyordu. Yıllarca kalem tutmuş, yazı yazmış elleri artık hiçbir işe yaramıyordu. Dikiş dikmeyi mi öğrensem, takı tasarlayıp mı satsam, yemek pişirip işi ticarete mi döksem diye aklından düşünceler geçip duruyordu. Tam da bu sancıların arasında tevafuk eseri mütebessim, sıcakkanlı bir kadınla tanışmış ve ayaküstü sohbet etmişlerdi. Bu hanım bulunduğu ülkenin yerlisiydi, yaklaşık 70 yaşlarında ama oldukça aktif bir bayandı. Birbirlerine iletişim bilgilerini verip tekrar görüşme temennisinde bulundular ve öyle ayrıldılar. Hala uğraşı içinde olduğu işler ve mücadeleler bu yeni tanıştığı arkadaşını kendisine ne yazık ki unutturmuştu. Aslında hemen çaya, yemeğe davet edecek kadar da sosyal biriydi. Derken bir akşam bir mesaj aldı. Bu hanım kendisine birlikte kahve içmeyi teklif ediyordu. Çok sevindi, biraz da utandı. Neden daha önce kendisi davet eden olmamıştı diye. Hemen "Evimizde kahve içelim, buyurun bize gelin" diye karşılık verdi mesaja. Kadın kabul etmişti. Ertesi gün Türk çayı ve yemekleri eşliğinde hoş bir akşam geçirdiler sohbet eşliğinde. Misafiri bu ortamdan çok memnun kalarak ayrılmıştı. Daha sonraki günlerde arada bir buluşuyorlar, bol bol da muhabbet ediyorlardı. Bir akşam kapısı çaldı ve bu sıcakkanlı arkadaşı 3 tane atkı ördüğünü ve ailedeki her bir kişiye üşümemeleri için atkıları bırakmak istediğini söyledi. Kış gelip çatmıştı zaten. Çok duygulandı ve el örgüsü atkıları elleri arasına alarak uzun uzun düşündü misafirini yolcu ettikten sonra. Aradan birkaç hafta geçmişti ki hayatına yeni bir imtihan daha eklendi. Ağır bir trafik kazası geçirdi. Birkaç ameliyat geçirmiş ve uzun süre hastanede kalması gerektiği söylenmişti. Bir gün hastanede yarı uykulu, yarı uyanık olduğu bir zaman diliminde kaldığı odanın kapısı açıldı. İçeri çok sevdiği o hanım arkadaşı girdi. Ellerinde çiçekler, kremler, yastık ve yiyeceklerle. Meğer o kadın aynı zamanda yattığı hastanenin din sorumlusuymuş. Hastaların dini ihtiyaçları için orada yatan hastalara rehberlik ediyor, kendilerine dua ediyor ve tedavi süreçlerine manen destek oluyormuş. Evvelki sohbetlerinde bir kilisede papaz olduğunu söylemişti fakat bir hastane sorumluluğu olduğunu söylememişti ya da söylemeyi unutmuştu. Bu yaşlı din görevlisi mülteci dostuna gözü gibi bakıyor, her ihtiyacına koşuyor ve kendisini de sürekli ziyaret ediyordu. Bir gün yine onu hastanede ziyaret etti o kadın ve dedi ki, "Seni dua listemize yazdım. Kiliseyi her ziyaret edenden senin için dua istiyorum," dedi hasta ve yaralı arkadaşına. Hasta mülteci kadının gözleri doldu. İçinden sadece "Derdin de, dermanın da sahibi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Verdiği ve vermediği her şey için hamdü senalar olsun."